Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz gibi çok büyük bir deprem felaketi yaşadık ve birçok insanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin arkadaşlar inşallah mekanları cennet olsun. Yakınlarına baş diliyorum arkadaşlar ve bir daha böyle acıları umarım milletimiz kesinlikle yaşamaz. Gerçekten ciğerimiz çok kötü yandı arkadaşlar. İnsanın belli bir zamandan sonra ne para ne pul şekline geldiğini görüyoruz tamamen insanlık ön plana çıkıyor. İnsanlara nasıl faydalı olabilirim ön plana çıkıyor. Bundan dolayı da arkadaşlar bildiğiniz gibi 2 haftadır zaten kendim de psikolojik olarak hiç iyi değildim. Bundan dolayı videolarımız gelmemişti ve böyle bir durumda da video çekmek bize de zaten yakışmazdı. Twitter kanalımızı sadece yardıma ihtiyacı olanlar için kullandık. Yani böyle bir zamanda insanlığın ön plana çıkması gerekiyor. Ve dediğim gibi umarım bu acıları bir daha ülkemiz yaşamaz arkadaşlar. Fakat depreminde bir gerçek olduğunu unutmamamız gerekiyor. Herkesin tedbirini alması gerekiyor. Önce tedbir sonra takdir bildiğiniz gibi. Ve bundan dolayı da tedbirli olmayı elden kesinlikle bırakmamamız gerekiyor. Arkadaşlar şimdi hızlıca videomuza başlayalım. Bugünkü videomuzda da dediğim gibi arkadaşlar piyasaları bir analiz edelim sizlerle beraber. Çünkü birçok arkadaşımız da ne yapacağını bilmiyor şu anda. Piyasa bir yükseliyor, bir düşüyor. Çıksam mı, girsem mi diye. Şu anda arkadaşlar birçok kişi de ikilemde kaldığını da biliyorum. Bundan dolayı da piyasa analizine hızlıca başlıyoruz. Arkadaşlar Twitter kanalımızı hala takip etmiyorsanız takip etmenizi öneririm. Expert alt tire para şeklinde geçiyor. Twitter kanalımızdan da sizlere güncel gelişmeleri paylaşmaya devam ediyorum. YouTube'a video çekemediğimiz zamanlarda da Twitter'dan paylaşımlarımı okuyabilirsiniz. Arkadaşlar hemen Bitcoin'e baktığımız zaman 23.980 dolar seviyelerinde olduğunu görüyoruz. 24.295 dolar da bir direncimiz var şu anda. Bu dirençte mücadele verdiğini görüyoruz Bitcoin'in. Ve 21.548 dolarda da ara destek noktamızın bulunduğunu görüyoruz. Şimdi Bitcoin'de bundan sonraki yön nasıl ilerleyebilir? Bunun için de sizlere hemen Bollinger bantlarını açıyorum. Bollinger bantlarıyla inceliyoruz. Bollinger bantlarında arkadaşlar 8 Şubat'ta bir daralma olduğunu görüyoruz. Buradan sonrasında da zaten bir düşüş geldi. Desteği uzun süre test etti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 Şubat'tan yaklaşık olarak 14 Şubat'a kadar yani 5 gün desteği test etti. Daha sonrasında desteği kırmayınca yukarı yönlü bir tırmanış gerçekleştirdi ve 16 Şubat'ta da baktığımızda fiyatın arkadaşlar 25.250 dolar seviyelerine yükseldiğini gözlemliyoruz. Bollinger bantlarını kapattığımızda da bizlere en büyük referans olabilecek kısım arkadaşlar MA değerleri bildiğiniz gibi MA50 ma, MA 100ü yukarı yönlü kestiği zaman şurada arkadaşlar yani 25 Ocak tarihinde artık yukarı yönlü kesmeye başladı demiştik ve fiyatsal yükselişlerin gelebileceğini sizlere söylemiştik önceki videolarımızda ve gördüğünüz gibi MA50 MA100 yukarı yönlü kesmişti ma 200ü de yukarı yönlü kesti arkadaşlar bu ne demek oluyor sizlere hemen açıklamasını da yapayım arkadaşlar şu anda Bitcoin'de yükseliş inmesinin devam edeceğini biz gösteren bir etmen. Fakat siz yine de stoplarınızı koymayı unutmayın. Hem altcoin'de hem bitcoin'de bildiğiniz gibi tedbirli olmamız gerekiyor. Bitcoin'de arkadaşlar 24.295 dolardaki direnç ve 21.548 dolardaki destek arasında belirli bir süre akümülü olabiliriz. Zaten bu akümülasyona baktığımızda 21 Ocak'tan beridir. Yani yaklaşık olarak bir aydır arkadaşlar. Bu aralıkta olduğumuzu gözlemliyoruz. Bundan sonrasında bitcoin'in hedefi 30.761 dolar seviyeleri görünüyor. Bundan dolayı da bu kadar sert bir yükselişe imza atması için belirli bir süre akümülü olması gerekiyor. Şu anda her şey olumlu şekilde görünüyor. Piyasada MA50 değeri gördüğünüz gibi MA200 ile yukarı yönlü kesti ve yönü hala yukarı şekilde görünüyor. Şuradan hemen MA50'yi işaretleyeyim sizlere. Gördüğünüz gibi hem MA100'ü hem MA200'ü yukarı yönlü kesti. Ayrıyeten de MA100 değeri de arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz sarı grafik şu anda MA200'ü yukarı yönlü kesmeye doğru ilerliyor. Yani Bitcoin'de her şey olumlu şekilde görünüyor şu anda piyasada. Bitcoin'in bundan sonraki hedefi de 30.761 dolardaki direnç noktamız olacaktır. Zaten buradan sonrası gördüğünüz gibi yeşil olarak işaretli artık. Yani tehlikeli bölgeden çıktığımızı gösteren bir etmen olacak 30.761 dolara tırmanmasıyla beraber. Hemen Bitcoin'in dominansına baktığımızda dominans da gayet güzel seviyelerde. Bitcoin'de para birikmeye devam ediyor. %44.33 seviyelerinde şu şu anda Bitcoin'in dominansı. insanların Bitcoin alımlarına hız verdiklerini görüyoruz. Özellikle 8 Şubat'tan beridir Bitcoin alımları biraz daha hızlandı. Bitcoin'de dominansında %46.05'teki noktaya ulaşması gerekiyor. Bitcoin'e paranın birikmesi için daha sonrasında da Bitcoin'de biriken para bildiğiniz gibi altcoin'lere transfer olacaktır arkadaşlar. Altcoin market cap'i de incelediğimizde 582 milyar dolar seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz. Altcoin market cap'te son 2 gündür düşüş geliyor. Gördüğünüz gibi 612 milyar dolardan 582 milyar dolarlara geriledik. Yani piyasadan neredeyse altcoin market cap'ten bir 30 milyar dolarlık para çıkışı gerçekleşti. Bundan dolayı da arkadaşlar dediğim gibi paranın şu anda Bitcoin'de birikmeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Altcoin'lerden çıkıp Bitcoin'e geçen de ciddi bir kesim var şu anda. Korku seviyesini kontrol ettiğimizde bugün 60 puan seviyesindeyiz. Dün de 60 puandaydık. Yani aç gözlük seviyesi de gitgide artıyor. Bu da arkadaşlar bizlere Bitcoin'de yükseliş olabileceğini gösteren yine bir etmen aç gözlük seviyesinin artması. Bildiğiniz gibi aç gözlük seviyesi 80 üzerine çıktığında artık piyasada tam anlamıyla bir boğa havası esmeye başlıyor. Coin market cap'i incelediğimizde de arkadaşlar Bitcoin'de biriken paranın 463 milyar dolar olduğunu gözlemliyoruz. Ethereum'da da 200 milyar dolar market cap olduğunu gözlemliyoruz. Komple market cap'te 1 trilyon 90 milyar dolar seviyelerinde şu anda. Arkadaşlar yine daha önceki videolarımızda Aptos Launch token'ı vermiştim sizlere. Bu token arkadaşlar şu anda tekrardan o videomuzdaki seviyelere geldi. Bildiğiniz gibi o videomuzda da 0.10 dolar seviyelerindeydi arkadaşlar. Ve birçok kaçıran insan olmuştu bu coin'i de. Şu anda tekrardan 0.092 dolar seviyelerine geriledi. Bu seviyeden sonra arkadaşlar ciddi yükselişler gelebilir ALT token'da da ALT token'da da bazı panik yapan arkadaşlarımız var. Bana gerek Twitter'dan gerek YouTube'dan çok gelen bir token. Çünkü önceki videomuzda paylaştığımızdan dolayı arkadaşlar şu anda bu token'da tek eksik olan şey hacim hacmin biraz daha artması için çeşitli borsalara girmeleri gerekiyor. Token çok yeni bir token olduğundan dolayı bu da belirli bir süre alacaktır ister istemez. Baktığımızda maksimum arzının 100 milyon adet olduğunu ve dolaşımda sadece 28 milyon adeti bulunuyor. Şu anda bu coin için hedef fiyatımız 1 dolar arkadaşlar. Bunu da özellikle söyleyebilirim. 1 dolara geldiğinde de zaten videomuzda sürekli yer vermeye devam edeceğim. Fakat biraz sabretmek gerekiyor. Biraz daha fazla markete girmesi için. Şu anda çünkü 24 saat hacmine baktığımda 327 bin dolar gibi bir hacmi var yani hacim gayet az. KuCoin'de, MXC'de ve Digifinex'te listeli olduğunu görüyoruz. Yine MXC borsasında hesabınız yoksa videomuzun açıklama kısmından üyelik gerçekleştirerek arkadaşlar Aptos Launch Token'ı da belli bir miktar sepetlerinize ekleyebilirsiniz. İlerideki olası artışlara karşı elimizde bulunması gerekiyor. Benim elimde de var belli bir miktar ve hedefim 1 dolar. 1 dolar olmadan da elden çıkartmayacağımı sizlere söyleyebilirim. Bu ne kadar sürebilir? Belki 6 ay sürer, belki 1 yıl sürer. Fakat hedefimiz Aptos Launch Token'da hacmin artmasıyla ve çeşitli borsalara girmesiyle beraber 1 dolar hedefimiz geçerliliğini koruyor şu anda. Piyasanın önemli haberlerine baktığımızda da Immers ve, ve Mastercard ortaklı kripto ödemelerini Metaverse'e taşıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce Visa daha sonra Mastercard Metaverse sistemine girmeye başlıyorlar ve kripto paraları daha detaylı kullanmaya başlayacaklarını bu haberden de gözlemleyebiliriz. Temliyoruz. Böyle büyük kurumsal firmaların kullanması da kripto paralar için gayet güzel bir gelişme. Baktığımızda Deutsche Bank arkadaşlar bildiğiniz gibi Almanya'nın en büyük bankalarından tokenize yatırım platformu denemesini tamamladı ve arkadaşlar Project Dama'nın proof of concept aşamasını başarılı bir biçimde bitirdiğini görüyoruz. Yakın zamanda arkadaşlar Almanya'da da Deutsche Bank'ın da arkadaşlar saklama hizmeti verebileceğini söyleyebilirim sizlere. Boş Firması arkadaşlar Web3 geliştirme programına 100 milyon dolar yatırım yaptı. Gördüğünüz gibi büyük kurumsal firmalar şu anda arkadaşlar kripto para sektörüne, Web3'e ve metaverse'e ciddi yatırımlar yapıyorlar. Bunun geleceğin teknolojisi olduğunu biliyorlar. Bundan dolayı da Kripto paralarda geleceğin olduğunu hala sizlere rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Zaten bunu 3-4 yıl önce de söylüyorduk, 5 yıl önce de söylüyorduk sizlere. Şu anda da söylüyoruz. Hala da kripto paralar emekleme aşamasındalar. Yeter ki sağlam projeleri bulduğunuz zaman bunların uzun vadede rahat bir biçimde bekleyebilirsiniz. Yeter ki stres yapmayın, panik yapmayın ve panik satışı yapmamanız gerekiyor. Hemen bir diğer haberimize baktığımızda Bitcoin kısa vadede uyuşmazlık yaşasa da bu gelişmeler 25 bin doların üzerine taşıyabilir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar piyasada bizim teknik analizimizi doğrular nitelikte şu anda Bitcoin ile ilgili. Ve son haberimizde de Coinbase'in avukatı borsamızın stake hizmetleri temelde Kraken'den farklı diye bir açıklama yaptı. Bildiğiniz gibi arkadaşlar ABD'nin SEC komisyonu bu aralar borsalara kafayı takmıştı. Kraken'deki stake hizmetleriyle ilgili Kraken'e ciddi bir ceza kesmişlerdi ve Kraken bunu ödemişti. Dünyanın en büyük ikinci borsası olan Coinbase de SEC'ten bir ceza yememek için arkadaşlar avukatı aracılığıyla bu açıklamayı yaptı ve SEC'in arkadaşlar biraz daha borsalar rahat bırakmasıyla beraber rahatlıkla güzel bir boğa piyasasını yaşayacağımızın müjdesini sizlere verebilirim yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız, videolarımızı beğenirseniz ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Hepinize sevgilerimle, saygılarımla. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.